Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'ya iş göçünün 60. yılı etkinliklerinde konuştu ve Almanya'ya göç eden Türklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Çok kıymetli katılımcılar, benden önce burada çok değerli fikirleriyle bize katkı sunan Almanya önceki dönem meclis başkanı, büyükelçilik maslahat güzarı ve Goethe Enstitüsü bölge koordinatörü hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başkonsolosumuz Eşi Hanımefendi ile bizimle beraber burada ismini tek tek sayamayacağım ama bu güzel anın olgunlaşmasına katkı sunan hem Almanya'dan hem Türkiye'den katılan çok kıymetli dostlarımız, çok değerli insanlarımız var, hanımefendiler, beyefendiler var. Hepinizi bu güzel ve anlamlı toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben biraz resmi ama biraz da hayatın içinden cümleler kurarak sizinle bazı duygularımı paylaşmak istiyorum. Almanya ile Türkiye arasında imzalanan bu iş göçü anlaşmasının üzerinden tam 60 yıl geçmiş. Bu anlaşma ile birçok yurttaşımız Türkiye'den Almanya'ya bir hayat yolculuğu yaptı ve yerleşmek üzere yola çıktı. Yola çıkarken yanlarında çok fazla bir şey yoktu. Bir insan olarak yola çıktılar ve yanlarında sadece umutlarını, hayallerini ve ülkesinde geride bıraktıklarının onlara verdiği sevgilerini yanına alıp Almanya'ya gittiler. Farklı bir kültüre, geleneklere sahip bir ülkede geleceğe yatırım yapmak, hazırlanmak adına bir yolculuktu bu. Açıkçası bunlardan iki tanesi de aile içerisindeki bir kararla rahmetli dedemin kardeşleriydi. İkisi de sağ. İki kardeş aile içerisinde üç erkek kardeş bir niyet ortaya koyuyorlar ama ticareti süren bir aile, köy yaşamı süren bir aile olarak kararı üç erkek kardeşten ikisinin gitmesi şeklinde veriyorlar ve iki küçük kardeşin gidişi büyüğünün de Trabzon'da kalması şeklinde bir kanaatle hareket ediyorlar. İkisi 1964'ün tarihini sordum bu sabah hatta yanılmamak adına. Birinin adı Alican, birinin adı Osman. 1964 yılında gidiyorlar Almanya'ya ve orada bir tanesi 5 yıl, bir tanesi 11 yıl kalıyor ve sonra tekrar yurtlarına dönüyorlar. Açıkçası her ikisinin bizim aile yaşamımıza, ticaret yaşamımıza, sosyal yaşamımıza büyük katkıları olmuştur. Zira edindikleri deneyimler, örneğin bir tanesi orada hem ahşap işleme fabrikasında hem inşaat malzemesi üreten bir yerde çalışıyordu. Bir diğeri de ünlü bir otomobil firmasında çalışıyordu. Bir tanesinin özellikle bu inşaat süreciyle ilgili edindiği deneyimlerle gelir gelmez İstanbul, Trabzon'da bir inşaat malzemesi toptan satış merkezi kuruyor örneğin. Ve o bizim aslında ticari temellerimizin önemli bir başlangıcı oluyor babamla beraber. Bu değişim ve dönüşümün umutlarıyla, hayalleriyle Almanya'ya gidenlerin bir örneği. Başka örnekler hayatlarını orada kurdular. Hayatlarını orada geliştirdiler. Belki uzun yıllar kaldıktan sonra dönenler oldu, dönmeyenler oldu. Bugün konuştuğumuz artık Almanya'da o tarihten bu yana dördüncü nesillerin yaşam koşullarını konuşuyoruz artık diyebilirim. Ben biraz bunun da şahitliğini yaptım. Niçin yaptım? Çünkü çocukluğum itibariyle az önce bahsettiğim
inşaat malzemesi satan merkezimiz, biraz önce espri yaptım Sayın Başkonsolos'a ve Maslahat Güzar'a, şöyle espri yaptım. Biz Trabzon'da Almanya'nın fahri konsolosu gibiydik. Çünkü Almanya'dan gelen mektupların dağıtım merkeziydi bizim inşaat malzemesi toptancımız. Çünkü biz köylerin otobüslerinin ve minibüslerinin kalktığı bölgenin merkezinde bir iş yerimiz vardı. Örneğin ben sabah erken saatte gelip saatlerce Almanya'dan gelecek bir telefonu bekleyen eşlerin, çocukların dükkanımızda nasıl beklediğini yaşayan birisiyim. Bunlar 1970'ler ve 80'lerin bir kısmı için bahsettiğim yıllar. Ya da gelecek olan bir paketin bizim adrese gelmesi ve bizim oradan onu sahibine teslim etmemiz gibi. Dolayısıyla ben aslında çok değerli sunucumuzun da tırnak içinde Almancı diye tariflediği o insanlarımızın yaşamlarının böyle çok içerisinde büyümüş, onları hissetmiş, tabiri caizse biraz da para kazanmış. Çünkü gelen insanların alışveriş yaptıkları, bir yatırım yapacaklarsa, bir inşaat yapacaklarsa, malzeme aldıkları, güvendikleri bir merkez olma hüviyetini de yaşamış bir ailenin bir ferdi olarak büyüdüm. Dolayısıyla hayatlarındaki değişim, giyim kuşamlarındaki değişim, gidip geldikten sonra daha eleştirel bakış, Türkiye'nin nasıl olmasına dönük yön verici konuşmaları yapmaları gibi birçok deneyimi, özellikle 1900 bir nevi hani çocukluk dönemi diyeceksiniz ki o kadar mı erken? Evet, 6-7 yaşından itibaren 70'li yıllardan 80'li yılların sonuna kadar yoğun bir şekilde yaşamış bir insanım. Dolayısıyla bu 60 yıldır devam eden yolculuk aslında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini, nasıl toplumsal bir geçirgenlik yaşadığını bilen birisiyim. İki ülke arasında aslında çok kıymetli bir köprü ve bir bağ oluşturdu. Hem Almanya hem Türkiye toplumunda da değişimlere ve gelişimlere sebep oldu. Bazen gerilimler de yaşanmadı değil. Ama bu bir süreçtir ve sürecin parçalarıdır. Böylesi büyük bir göç dalgası doğal olarak siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, sportif açılardan da toplumları etkilediğini bilmeliyiz. Türkiye-Almanya arasındaki süreç halen devam ediyor ve sadece toplumlarımıza değil, bence tüm dünyaya iz bırakmaya, bir kısım örnekler oluşturmaya da devam ediyor. İşte insanlığın belki de en dramatik dönemlerinden birini pandemi döneminde hep birlikte yaşadık. Buna dönük aşıyı geliştiren, Almanya'ya göç eden ailelerin birer ferdi olan Sayın Özlem Türeci'yi ve Sayın Uğur Şahin'i buradan anmadan olmaz. İşte bu en değerli örneklerinden birisidir bu göçün. Almanya ve Türkiye arasında iş göçü sosyolojik açıdan derinlemesine çok yönlü incelenmesi gereken bir konu olduğunu altını çizmek isterim. Hayatın hemen her alanına dair birçok sonucu var çünkü. Süreçte yaşanan zorluklar, eksiklikler, başarı noktaları, entegrasyon süreçleri, bu süreçlerle ilgili yapılan doğrular, yanlışlar, eksiklikler titizlikle incelenmeli ve bu kültürel birikim için şunu yapmalıyız. Bütün dünyaya belki rehber olacak içeriği olan bu süreci anlatmalıyız. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda böyle bir zorunluluk vardır. Şu anda dünyada her yerinde göçler yaşanmaktadır. Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. İstanbul şu anda 2,5 milyona yakın İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. Bu 2,5 milyon nüfus sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. Yani 1961'den 2021'e konuşmuyoruz.
2021 yılındayız. 2013'lerde, 14'lerde başlayan bir sürecin bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde aslında ne kadar dramatik ve süreci zorluklarla yönettiğimizin bir karşılığıdır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla şu anda dünyada ama savaşlar, ama belli kıtlıklar üzerinden bir takım gelir adaletsizliği, eşitsizlikler üzerinden oluşan bu göçleri sıkı bir biçimde incelemeli ve bunun üzerine hep birlikte çalışmalıyız. Ben o bakımdan bu bir yıldır süren çalışmayı çok önemsiyorum. Yani burada oluşan kitabı çok önemsiyorum. Buna içerik oluşturan deneyimlerin yazılı hale gelmesini çok ama çok önemli buluyorum. Bunun bütün dünyaya anlatılması ve yaşanan göçlerde, şehirlerde yaşanan zorluklar üzerinden hangi tercihleri, hangi çözümleri yürütebiliriz'i hep birlikte bu deneyimler üzerinden sorgulamalıyız diye düşünüyorum. Bu çok önemli sosyolojik bir konu. Gerçekten bunun izlerinin takip edilmesi çok kıymetli. Burada yapmak istediğimiz de tam da bu. Yani etkinliklerle özenli bir program oluşturup bunu İstanbullularla paylaşıp ve diğer konuklarımızla paylaşıp hatta bunun üzerinden yine bu ilişki örneği üzerinden bugünün dünyasına nasıl katkılar sunabilir diye de hep birlikte bakmalıyız. Bu kitabın emeği büyüktür. Bir yıldır gerçekten çok kıymetli katkılar sunuldu. Ben bütün katkı sunan arkadaşlarımıza, çok değerli yazılarıyla deneyimlerini bu sürece katan çok kıymetli katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Misafir, göçmen ve yerli diye çıkarttığımız bu kitabın çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birçok isim buna katkı sundu. Ben geçen ziyaretimizde Sayın Başkonsolosumuza, çok değerli İstanbullu olarak tarifliyorum bütün başkonsoloslarımızı, başkonsolosumuza bir teklifte de bulundum. Bu kitabın tabii ki Türkçe yayınladık ama başkonsolosluğumuzun, Göte Enstitüsü'nün katkılarıyla belki Avrupa'da, Almanya'da, Berlin başta olmak üzere kardeş şehirlerimiz var. Onların da katılımlarıyla bu kitabın belli sayıda Almanca basılmasının, Alman enstitülerinde bulunmasının ve ilgili birçok kişinin analiz etmek üzere buradaki duyguları daha iyi kavramaları üzerine Almanca basılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda işbirliğine ben yine hem başkonsolosumuza burada iletmiş olayım, hem maslahat güzarımıza ve ilgili kurumlara bu konudaki adımları biz de takip edeceğiz. Bunun Almanca basılıp Alman dostlarımız tarafından da bu kitabın okunarak anlaşılmasını ben çok ama çok istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya göçün farklı bir resmedilişiydi bu. Bugünkü dünyada eşitsizlikler, savaşlar üzerinden yapılan göçlerin dünyayı nasıl bir gelecek beklediğine dair de işaretlerini yaşamaktayız. Göçü ciddiye almalıyız. Dünyadaki gelir adaletsizliğini ve bir kısım kaynaklar üzerinden belli gelir seviyesinin üzerindeki ülkelerin yaratılan kaosları ve oradaki bir takım çıkarlarını önceleyerek oralarda yaşayan, ki bunun en önemli merkezlerinden birisi Orta Doğu'dur, oralarda yaşayan insanların huzurunu, sağlığını, güvenliğini düşünmeksizin hareket etmelerini ben dünyanın 21. yüzyıl açısından büyük talihsizlik olarak görüyorum. Bu bağlamda şu anda başta Suriye olmak üzere milyonlarca insanın kendi yurtlarından, vatanlarından uzak kalmalarının çok önemli bir, trajik bir durum olduğunu ve 21. yüzyıla hiç yakışmadığını ifade etmek isterim. Bu bağlamda uluslararası erklerin önemli bir sorumluluğu vardır. Hep beraber, birlikte, belki şu anda biz misafir ediyoruz, konuk ediyoruz,
ve tüm insani ihtiyaçlarını karşılamakta yükümlü olduğumuzun da farkındayız. Ve bunu yaparız, en iyisini de yapmaya çalışırız. Ancak günün sonunda insanların bu tarzda ülkelerinden uzaklaştırmalarına seyirci kalmadan, müsaade etmeden tekrar bu insanların kendi yurtlarına dönebilmesi noktasında en üst seviyede uluslararası işbirliğiyle hareket edilmesini 21. yüzyılda dünya ülkelerinin sorumlu olarak görmekteyim. Bu noktada inşallah bunu hep birlikte başarabiliriz. Tabii ki göçler olacaktır, farklı göçler olacaktır. Kültürel, sosyolojik, ticari, ekonomik, başka göçler de olacaktır. Bunların da iyi yönetilmesine, toplumların entegrasyonu sürecine katkı sunulmasına ihtiyaç vardır. Bunda da özellikle kültürün, sanatın yeri bambaşkadır. Bu geçişkenliği sağlamak ve bunu da en iyi şekilde icra etmek, toplumları buluşturmak da bizim gibi yerel yönetimlerin sorumluluğu altındadır. Zira artık dünya %80-85 oranında kentlerde yaşamaktadır. Yerel yönetim olarak bu süreci bu şekilde ele almaktayız. Tekrar Türkiye'nin Almanya'yla 300 yılı aşkın süredir var olan münasebetinin en önemli aşamalarından birisi olan 1961'de başlayan göçün bu yıl dönümünde Almanya ile Türkiye ilişkilerine İstanbul olarak bu güzel buluşmayla katkı sunmanın keyfini ve onurunu yaşamaktayım. Alman dostlarımıza İstanbul'dan selam yolluyorum. Bu 60. yılın nice yıllarında daha düzeyli, daha güzel, daha olgun, daha üst seviyede ilişkileri geliştirmeyi de diliyorum. Bu kitabımıza da katkı sunan ve bu etkinliklerimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza, katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.